Herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Sunucu serverlarımız birleşti biliyorsunuz. 500'ler 600'ler olarak serverlarımız birleşti. Serverlar birleşmesi konusu hakkında bir video çekmek istedim. Serverlar birleşince nasıl birleşiyor? Serverlar birleşince gelen etkinlikler ne? Bunlardan bahsetmek istedim size biraz. İlk önce şöyle bir etraftaki kalabalıktan kurtulalım. Şöyle bu kutsal şehre çıkma açık. Şöyle mekanımıza gidelim. Hatta ortada duralım. Burası da bizim mekanımız olsun. Video çektiğimiz böyle anlattığımız yer olsun. Bu arada arkadaşlar mavide değilim. Warlord'da benim hesabım yani fark etmiyor. Mavi as hesabım, Warlord da as hesabım. Bir onda bir ondayım. Beni bilen biliyor zaten. Arkadaşlar sunucu birleşmesi neye göre oluyor? Anlatılanlara göre yani tabii ki de öyle olması gerekiyor. Online sayısına göre belli bir denge yapıyorlar. Güç dengesine göre. Biz bu şeyden 600 sunucusu olarak biz 600-300 normal şartlarda üstümüzde yazıyor görüyorsunuz. Zaten yeterince kalabalık olduğumuz için 600 arası en kalabalık server bizdik. Bu yüzden kalabalıklık olarak 500'lerden bize attığı işte 599 attı sanırım. 599'da bir kişi vardı ki dengeyi bu şekilde kurmak zorunda zaten. Yani yok bize de atıyorum şans eseri kime kim denk gelirse yapsa arkadaşlar bize de bir kalabalık bir sunucu gelse bu sefer biz hiçbir yeri yani bütün hisarları bizim hisarı kutsalı bırak bütün hisarları döner bir de üstüne kutsal alırız. O yüzden böyle bir denge yapıyorlar yani online sayısına göre. Bizim online'ımız çok yüksek olduğu için birleşme yapılacak serverların online en düşük olan serverını bize verdi. Hoş Caner abi geldi oradan Herodot. Başka görmedim. Gördüğü bilmiyorum ya da fazla aktif değil. Hoş geldi bu arada Caner abi de oradan da onu selamlayalım. TR Herodot. Hoş geldin abi. Bu şekilde arkadaşlar 604 ile 605 birleşti. İşte 602 ile 600 birleşti. 601 ile 606 birleşti. 607 ile hangi serverın birleştiğini hatırlamıyorum ama 607 sunucusuna daha kalabalık bir serverın gelmesini açıkçası ben bekliyordum. Çünkü onların sayısı da fazla değildi. Onlar da birkaç kişi gelmiş. Bunun dengesini neye göre yaptılar bu konu hakkında bir bilgim yok ama bence bu arada bir haksızlık olmuş. 607 sunucusunu sevmem bu arada ama sonuçta hak ayrı, sevmek ayrı, hak ayrı. Yani yiğit öldür, hakkını yeme arkadaşlar. Onlara biraz daha bir tık daha kalabalık serverın gelmesi gerekiyordu bence. Onun dışında arkadaşlar gelen etkinlikler gerçekten birleşmeye layık. Bu şekilde bir etkinlik gelmesi gerekiyordu. Normal şartlarda dün birleştik ama benim vaktim olmadığı için çünkü ürün toplama geldi. Bunu da söylemiş olayım videonun başında. Ürün toplama geldiği için onunla uğraştık. Onunla kasmaya çalıştık. Yeni video sunucu savaşı çektik. Onu atmaya çalıştık. Ya çok etkinlik var biliyorsunuz. Şarj etmiyor. Şarj etmeye uğraştık vesaire. Onlar da arkadaşlar yeni etkinlikler gerçekten çok mükemmel geldi. Ben çok bayıldım birleşme şeyine ama birleşmeden tek şikayetim biz normal şartlarda savaştığımız zaman düzgün savaşırdık arkadaşlar. Yani tamam iteleme, kakalama, laf sokma, kışkırtma vesaire oluyordu ama yani hiç bu denli ağır küfürleşme görmemiştim ben bizim sunucuda. Yani bizim savaşlarımız zevkliydi, tartışmalarımız yine bir tık zevkliydi. Bazen tadı kaçar o da normaldir. Zevkliydi ama ya bu sıralar ben hiç zevk almıyorum çünkü gerçekten yeni gelen özellikle 593 sunucusundan arkadaşlara söyleyeyim ağızları çok bozuk. Yani çok terbiyesizler, küfür ediyorlar. Bir insan bir zaman sonra dayanamıyor, karşılık veriyor. Ailevi değerleri sövdükleri için sizinkiler de haliyle artık çıldırıyor. Onlar da ailevi değerleri sövmeye başlıyor. Bu yanlış. Buradan yetkililer duyuyorsa bunu seslenmek istiyorum. İzleyen varsa, gören, takip eden varsa. Yani bu sunucuları bir kontrol edin. En azından bir hesabı direkt yok etmeyin. Yani direkt komple full ban atmak yerine sadece chat banı atsanız atıyorum 1 saatlik veya 10 saatlik ilerlerse 1 aylık ilerlerse 1 yıllık sınırsız. En son baktınız geçti zaman komple bir ban atarsanız hesabı ama tabii ki de ilk başta söver sövmez adama direkt komple ban atmazsınız. Bu da yanlış, bu da doğru değil. Bunu da söylemiş olayım.
Etkinliklerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Gelen etkinlikler gerçekten muazzam, gerçekten güzel. Dün kedi geldi. Kedi geldiği zaman çekmek isterdim. Çünkü sunucudan, yani sunucu birleşiminden hemen sonra kedi geliyor dendi. Gelmeyen de olmuş tabii ki. Bu farazi konuşuyor herkes. Ama biz bekliyorduk. Çünkü bize uzun zamandır kedi gelmiyordu. Sunucu birleşimi olduktan hemen sonra kedi gelecek kesin diyorduk ve geldi. Kedi arkadaşlar herkes için bence önemli. Özellikle maddi durumu tam olarak yerinde olmayanlar için kedi veli nimet gibi bir şey diyebilirim. Kedi gerçekten çok iyi. Çünkü ben de kediyi kullandım. Yatırımlarımı yaptım kedi sayesinde. O yüzden kedinin gelmesini ayda bir gelmesi aslında iyi. Öteki türlü arkadaşlar seri her hafta gelse veya 15 günde bir gelse, bu sefer de atıyorum yani 300 milyon 400 milyon adamlar var. Bak bu hesabın mesela 70 milyon. Yani adamlara yetişemeyiz. Mesela adam 400 milyonu aşmış, şimdi ben bu adamla sunucu savaşında kafa kafaya geldiğim zaman tek atıyor arkadaşlar, adam öfke açmadan tekliyor. Yani bu şekilde sürekli kedi gelirse de adam sürekli katlar katlar katlar, bu sefer oyun zevki kalmaz. Bu yüzden bir ayda bir kedinin gelmesi iyi. En azından yatırımlara yetişiyor. Yani öyle güzel bir denge kurmuşlar ki bence bu kediyle yatırım arasında. Tam yatırımınız biteceği zaman kedi geliyor, tekrar yapıyorsunuz. Çok güzel olmuş. Mesela bu hesabın yatırımı bitmek üzereydi. Artık 10K falan kaldı. Ki 10K'nın aşağısına düştükten sonra arkadaşlar nasıl, nereye gitti anlamıyorsunuz. Sunucuları kapatayım çünkü her an her yerde küfür olabiliyor. Şöyle bir şekilde kapatalım. Sövebilirler her an. Yani o şekilde 10K'nın aşağısına indiği zaman yatırım nasıl gitti, nereye gitti, abi daha dün 10K vardı, ne ara 1K kaldı falan gibi olabiliyorsunuz. Gerçekten çok hızlı düşüyor 10K'nın altına, 10K'ya indiği zaman. Bu yüzden yatırım önemli. Buradan bir tavsiye de vermek isterim videomu izleyen buraya kadar gelen arkadaşlar için. Ha, bu hatırlatma da yapayım arkadaşlar, lütfen o kadar emek veriyoruz. Yani hiç yoksa, hiçbir şey yapmıyorsam 10 dakika konuşuyorum. Boş da konuşsam 10 dakika konuşuyorum sizin için. Bir beğeni, bir takip etme, bir like, işte bir yorum. Elinizden ne geliyorsa bir fikir verme olur. Sunucumuza, DC'mize gelir sohbet ederiz. DC'mize buyurun. İzleyen varsa, bizim sunucudan olmayan varsa. Ne anlatıyordum arkadaşlar? Konuyu saptırdık yine. Öyle arkadaşlar işte. Şimdi etkinliklerden bahsetmek isterim biraz da. Etkinliklerle birlikte gelen arkadaşlar, birincisi ürün toplama. Herkesin çok sevdiği ama herkesin çok da yorulduğu bence, çünkü yani emek verenler için söylüyorum. Herkesin, şurada Ramazan bayramına tıklayalım. Dış görünüm seti. Bu anka kuşu muydu neydi bu? Sema kuşu arkadaşlar, gerçekten muazzam. Yani bir en sevdiğim bir metalik bir çelik şey ejderha var. Metalik ejderha. Ya adını bilmiyorum. Böyle bir şey, demirden böyle. O mükemmel, o çok hoşuma gidiyor. Bu da çok hoşuma gitti. Mesela bunun büyüğü de vardı biliyor. Bence bu çöp. Bilmiyorum, ben çok hiç beğenmedim bunu. Ama bu gerçekten çok muazzam. Şöyle bakalım. Git al dediğiniz zaman şanslı fişek en yüksek. Video çekerken sizin için bir tane açmak istiyorum. Şunu açayım mesela. Ne verdi? Bu neymiş? Şu vanlini alalım. En zor çıkan vanlin. Alalım bunu, almış olalım. Ödüllere baktığımız zaman arkadaşlar, şöyle orkide canavarı mükemmel. Buna da çok bayıldım. Yani bu en yüksek bineğin bir at bineği olarak gerek bu var ya, bunlardan arkadaşlar en iyisi bence bu. Bundan daha iyisini görmedim. Öfkeli canavar mı? Öfkeli canavar çöp yani. Şu an benim gözümde favorim bu. Mükemmel. Bunu düşürmek o kadar çok isterim ki, çünkü biliyorsunuz as hesabım mavi. Gerçek yani, genelde onda oynuyorum. Yani bu tam ona yakışacak bir binek ama çıkarmayı denedim. Çok zor çıkmadı açıkçası. Keşke çıkarabilseydim. Yakıcı veriyor arkadaşlar. Everal veriyor. Bu binek yükseltme taşı tam veriyor biliyorsunuz. Samuel veriyor. Bunları biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Buradan da küçük binek olarak da aslan fena değil. Canavarların kralı. Yani fena değil, idare eder. Bu geldi. Bunun dışında süre sınırlı giriş etkinliklerinden bunlar geldi. Süre yüklemede bu kadar yüklüyorsunuz, bunlar geldi. Şu bu arada konuşma balonunu gerçekten çok beğendim. Kartal süzülmesi. Bilmiyorum, benim çok hoşuma gitti. Yazarken böyle bir değişik oluyor. Veya değişik
olduğu için öyle gözüme gelmiş olabilir. Yani arkadaşlar hep alıştık ya pembe kırmızı yeşil pembe kırmızı yeşil. Mavi olunca dikkat çekiyor biraz daha. Bunu zaten biliyorsunuz. Buradan ne veriyormuş? Eşya kutu çok da önemli değil. Ürün toplamada arkadaşlar az önce gösterdim bunu veriyor. Açıkçası bunu beğenmedim. Ama yine de tabii ki 658 ürün toplayıp bunu herkesin en kötü bunu açmasını tavsiye ederim. Uğraşmak isteyen çok farmı olan bunu da alabilir. Ya yani bu da yaklaşık 120K kadar CG veriyor ki arkadaşlar neresinden tutsanız kârdır. Sadece ünvan olarak bakmayın. Topladığınız ney bunun adı? Şundan topladığınız kadar arkadaşlar aynı zamanda da şey alıyorsunuz. Anahtar alıyorsunuz. Anahtar da biliyorsunuz av için. Av için anahtar çok önemli. Ben hiç yüzük bilezik çıkaramadım. Yaklaşık 350-400 anahtar kadar denedim. Çıkmadı. Bakalım. Av şişmişse basalım. Hazır sizler de izliyorken. Atmışlar. Ben de deneyeyim. Bir tur daha. Bir tur daha yapalım. Bir tane de onu basalım. Vermedi. Yine şansımız yok arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Abdan yana şansım hiç olmadı. Sizin gözünü bastım yine vermedi bir şey. Millet onunla atıp tek atıyor. Ben 500'lü 400'lü basıyorum. Hiçbir şey alamıyorum. Şans diyelim. Söylenmeyeyim bu konuda da. Şansımız yok diyelim geçelim. Bunun yanı sıra arkadaşlar havai fişek etkinliği geldi. Havai fişek etkinliğinde de çok beğendiğim şunlardan. En iyisi aslan kükremesi. Rhine kanadı kutsal aslan. Yani bu üçünü de çok beğeniyorum ama ne kadar basarsam basayım hiçbirisinden alamadım. Yani bu oyundaki bir şanssız Fikret abi ikinci de ben diyebilirim. Çünkü milletin tek atıp aldığı oluyor. Biz 3-4K elmas basıp alamadığımız oluyor. Alamıyoruz daha doğrusu alamıyoruz. Yani bir şey de demek istemiyorum bu konu. Şuna basınca ha onunla ekliyormuş. Burada da bildiğiniz üzere kutsal, yakıcı, everal. Yani diğerine benzer. Bir tık daha farklı nadir şekil kutu neymiş? Ejder Akademi Kurt Geyik Gizemli. Bunlar ha. Tamam bunlar da güzel ama buradan çok istediğim Rhine kanadı. Rhine kanadını cidden çok istiyorum. Ama olmuyor. Şansımız gelmiyor yani yapacak bir şey yok. Onun dışında arkadaşlar bakalım başka neyimiz var? Birleşme sandık kutumuz var. Her gün 7 gün boyunca 150 elmas yüklerseniz bunlardan bir tane pet alıyorsunuz. Ben olsam kara ejderha bebeği alırım. Benim daha çok hoşuma giden o. Alttaylar, anahtar bildiğiniz boş şeyler. Bunlar arkadaşlar rastgele binek at yükselt. Mavi süs veriyor. Binek at yükselt veriyor. İttifak yarışmasında ittifak yarışması geldi. Çünkü sunucular birleştiği için. Her gün ittifak savaşı olacak. Çok seri seri muhtemelen şeyi vermesini bekliyorum. Siz söyleyin. Teminat vermesini bekliyorum çok hızlı şekilde. Galibiyet serisine bakalım. Ya her gün yapacaklar sanırım 6 gün boyunca. 6 gün boyunca her gün olacak diye düşünüyorum. Ve 3 savaştan birinde yine teminat verecek diye düşünüyorum. Galibiyet serisine tıkladığımız zaman bir şey görünmüyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bir sonucu birleşiminde 1000 elmas yüklediğin zaman bunları alıyorsunuz. Almışım ben 1000 elmas yükledim. Ben hatta 4000 elmas yüklemişim görüyorsunuz. 4000 elmas tabii de çöp oldu arkadaşlar. Hiçbir şey düşüremedim yine. Yine 4000 elması boşu boşuna verdim. Sadece bir yatırım yaptım. Yatırım işime yaradı. Bu dönüşüm lüks alamadığım için ne işe yaradığını bilmiyorum. Ama buna tıkladığınız zaman sunucuya gidiyor. Sunucuda da tıkladığınız zaman yukarıda görünenlerden sanırım bir tanesini alıyorsunuz. İşte elmas, orijinal kutsal taş vesaire veriyor sanırım. Bu unvan diyor. Orijinal canavar taş. Galaksi av anahtar. Bu unvan neymiş? Ebedi tanrı mükemmel. Ama ben zaten 50 bin elmas yatırabilecek olsam zaten bu unvana ihtiyacım olmaz. Ama duruşu gerçekten çok muazzam, çok beğendim. Çok yani bu unvanı direkt alıp takardım yani. Çok güzel bir unvan. Yani şekil olarak aşırı hoşuma gitti. Bakalım arkadaşlar başka neyin var? Çarkı felek geldi onun yanı sıra. Çarkı feleği de biliyorsunuz ilk çevirmeniz için 600 elmas yüklemeniz gerekiyor. Şey, 680 elmas yüklemeniz gerekiyor ilk çevirme için. Sonra sizden şu kadar yükle çevir, bu kadar yükle çevir gibisinden zaten yönlendiriyor. Ramazan bayramında şunlara tıkladık dediğim gibi ürün toplama var.
Ürün toplamada bunu veriyor. Beğenmedim. Kadın da güzel duruyor ama erkek de çöp. Şöyle düzeltelim. Evet. Festa zinesi geldi. Festa zinesinde zaten herkes sever. Ben de severim. Çünkü ciddi manada güzel bir XP veriyor. Bu şekilde arkadaşlar. Birleşmede anlatabileceğimiz bu. Birleşmede tekrar söylemiş olayım. Online sayısına göre bir birleşme yapıyorlar. Ne kadar online'ınız varsa size gelen adam sayısı o kadar az oluyor. Ne kadar az online'ınız varsa öyle bir denge yapılıyor. Benim bu birleşmede en beğendiğim, en iyi eşleşme 604-605 sunucusu oldu. Yani iki tarafın da sayısı az ama güçlü adamlardı. Onlar birleştiği zaman hem sayısı çok hem çok güçlü bir server oldular. Bu arada bütün serverlara tekrar selam söylemiş olayım. 605, 604, 608 ve bizim sunucumuz 603 sunucusu. Bu şekilde arkadaşlar birleşmede böyle oldu. Sonuna kadar izlediyseniz, burada hala şu an izliyorsanız arkadaşlar beğenip yorum yapıp kanalı takip ederseniz sevinirim. Herkese hayırlı bayramlar. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öperim. Bir şeker de atarsınız artık arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.